Çarpıntınız varsa, sürekli terleyip çabuk sinirleniyorsanız ve en önemlisi de yemek yediğiniz halde aşırı kilo veriyorsanız mutlaka bir genel cerrahi uzmanına danışmalısınız. Çünkü zehirli guatr hastası olabilirsiniz. Genel cerrahi uzmanı Operatör Doktor Ahmet Atalay zehirli guatrla ilgili bilgi verdi. Tiroid bezinin normalden fazla çalışması, fazla hormon salgılaması durumudur. Zehirli guatr. Halk arasında iç guatr olarak da bilinir ama tiroid bezi fazla hormon salgıladığı için vücutta bazı değişiklikler oluyor. Bize daha çok terleme, çarpıntı, çabuk sinirlenme, yemek yeme yediği halde kilo verme, aşırı zayıflama ile gelir. Bazıları aşırı çarpıntı nedeniyle kalp hastalıklarına giderler. Göğüs ağrıları olabilir. Hanımlarda adet düzensizlikleri, aşırı sinirlilik, çabuk yorulma, halsizlik gibi şikayetler olur. Yemek yediği halde kilo alamayan, son zamanda kilo veren, çarpıntısı, terlemesi, çabuk sinirlenmesi, panik ataklar olan insanların boynunda şişlik olsun veya olmasın, zehirli guatr açısından incelenmesi gerekir. Atalay, muayenemizin ardından görüntüleme yöntemleriyle tiroid bezinin içinde modül olup olmadığına bakıyoruz. Modül olmayanlar da tiroid hormonlarına da bakıyoruz şeklinde konuştu. Tanımladıktan sonra eğer modül varsa bunlardan iğneyle parça alınıp patolojide incelenir. Bu nodüllerin iyi huylu mu, tümör şüphesi olup olmadığı araştırılır. Eğer iyi huylu ise takibe alınır. Kan testleriyle ve laboratuvar bulgularıyla, klinik bulgularla takip etmekteyiz. Tiroid bezinin fazla salgıladığı hormonu azaltıcı ilaçlar veriyoruz. Bu ilaçların yan etkileri vardır. Onları değerlendiriyoruz düzenli kontrollerle. Tedavi sonrasında hastayı normale getirdiğimiz zaman iki alternatif yolumuz oluyor diyen Atalay bu süreci şöyle anlattı. Bunlardan bir tanesi radyoaktif iyot tedavisidir. Radyoaktif iyot tedavisi halk arasında atom tedavisi olarak bilinen bir tedavidir. Emniyetli ellerde sağlıklı şekilde yapıldığı zaman tedavi edici değeri çok yüksektir. Eğer tümör şüphesi varsa mutlaka cerrahi işlem yapmak lazım. Tiroid bezinin tamamını çıkartmaktayız. Tümör şüphesi olan hastalarda ameliyatta çıkardığımız dokuyu patolojiye incelemeye gönderiyoruz. Bu patoloji sonucunda tümör var ise daha sonra ameliyat sonrası yine radyoaktif iyot tedavisi ve diğer tedaviler yapılmaktadır. Atalay vatandaşlara da zehirli guatr hastalığı konusunda uyarılarda bulundu. Çarpıntı, terleme, çabuk sinirlenme, panik atak, yemek yeme yediği halde aşırı kilo verenlerde zehirli guatr akla getirilmeli, detaylı olarak incelenmeli ve tedavisi mutlaka uzmanlar tarafından yapılmalıdır.